Gençler başarılar. Değerli izleyenler, bu videoda çemberde açı ve ikizkenar üçgende açı olmak üzere iki farklı sorunun yorumuna, çözümüne yer vereceğiz. Birinci soruda çember içerisinde ABC eşkenar üçgeni kurulmuş ve iç bölgede bir MNP dik üçgeni kurulmuş. M noktası AB'nin orta noktası AP yayı PC yayına eşit. Bu şartlarda bilinmeyen açıyı bulmaya çalışacağız. Eşkenar üçgende çalıştığımızdan dolayı gençlerimizin rahatlıkla yapabileceği bir soru bu. Mevcut açıları yazmaya çalışalım. M noktasının orta noktası olması özelliğinden şöyle yararlanabiliriz. M'yi C'ye birleştirmekle artık biz C iç açısını 30-30 parçalamış oluruz. Çünkü CM'nin kenar ortay olduğu, açı ortay olduğu aşikar. Peki çemberde açı bilgilerinden B'deki 60'ın 2 katı artık APC yayının ölçüsünü verecektir. APC yayı 120 derecelik bir açı yaydır. P noktası orta nokta olduğundan dolayı AP yayı ve PC yayı derece olarak 60'ar derecelik yaylardır. Peki eş yaylar eş girişleri görür. Eş girişler eş yaylar oluşturur. Dolayısıyla biz P'yi C'ye birleştirecek olur isek burada artık PCN açısı dik açı olur. Buranın dik olmasıyla, çünkü şurada 30 derecelik bir çember açı var. Bu defa da şunu görebiliriz. Hipotenüsleri ortak olan MPN üçgeni ile PCN üçgenleri var. Dolayısıyla hipotenüsleri ortak olan üçgenlerin çevrel çemberleri de ortak olacağından dolayı bu hipotenüsü biraz daha bariz olarak vurgulamak istiyorum. Bu dik üçgenlerin çevrel çemberleri aynı çember olacağından dolayı bu çemberin merkezi hipotenüsün temsilen şurada orta noktası bir yerde olacaktır. NP'nin orta noktasını merkez olarak bir çember giydirdiğimizde bu taslak bir çizimdir. Çizim hatalarım olabilir. Evet, şöyle kurmaya çalışıyorum. Mavi ile çizmeye çalıştığım çember artık kirişler dörtgenin çemberidir. Bu çemberdeki açı bilgilerinden rahatlıkla bilinmeyen açıyı 60 derece olarak sayabiliriz. Sebep? Çünkü şuradaki MCP açısı 60 derecelik açı MP kirişini görüyor. Dolayısıyla MP kirişini gördüğü açılardan birisi de istenen açıdır. Peki şimdi de ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruda taban açıları 48 derece olan bir ikizkenar üçgen var. Malum en büyük kenar AC kenarıdır. Dolayısıyla burada da farklı çözümlerden birini şöyle yapabiliriz. AC bir kenarı AC olan bir eşkenar üçgen çizebiliriz. Bir kenarı AC olan taslak olarak bir eşkenar üçgen kurabiliriz burada. Amacımız özel yapılara girebilmek, görebilmek. Dolayısıyla eşkenarlar artık sembolize edildiğinde biz B noktasının simetri ekseni üzerinde olduğunu biliyoruz. Açı dağılımına girmemiz halinde şunları rahat yazabiliriz. 48'i 12 60'a tamamlayacaktır. Şurada açı dağılımı da 18 ve 12 şeklinde gelecektir. Peki B noktası artık K ile birleştirilir ise KB artık açıortay olduğundan dolayı simetri eksen üzerinde olan bir doğru parçası olduğundan dolayı burada 30'lara ve 12'lere bakarak geniş açılı üçgenler görebiliriz. Bu geniş açılı üçgenlerin artık eşliğinden bilinmeyen açıyı rahatlıkla saymış olabiliriz. Eş üçgenlerden birisi artık şudur. Boyamış oluyorum. İşte geniş açılı üçgeninde dar açılar 30 ve 12. Bu üçgenin aynısını şurada görmek mümkün. Ve bu üçgenin aynısını şurada da görmek mümkün. Eş olan üçgenleri yazmaya çalışırsam bunlar KCB üçgeni. KCB üçgeni eş olmuştur. KAB üçgenine.
KAB üçgenine eş olmuştur. Ve yine bu üçgende CAD üçgenine eş olmuştur. Bu eşliğin gerekçesi, bu üçgenlerin kırmızı kenarları eşit, bu kenarlara bitişik olan açılarda 30-12 olduğundan dolayı burada açı kenar açı eşliği vardır. Peki eş üçgenlerde artık şu içine yıldız koyduğum üçgenleri dikkate alarak 30 karşısındaki kenarları alalım şimdi. Eş açılar karşısında eş uzunluklar bulunduğundan dolayı 30 karşısında AB var, 30 karşısında AD var. AB ve AD eşitmiş. Demek ki biz renk olarak o halde AD'ye de mavi rengi vermeliyiz ve mavi rengi verdiğimizden dolayı iç bölgede adap üçgenini tepe açısı 36 derece olan ikizkenar üçgen olarak kurmuş ve görmüş oluyoruz. Bilmeyen açıyı da 72 derece olarak saymış oluyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Gençler, sizler bu soruyu daha başka yollardan çözebilirsiniz. Kolay bir soru bu. Umarım anlaşılmıştır.